Hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Duru'yla alışverişe gidiyoruz. Marketten alacaklarımız var. Kahvaltımızı yaptık, evi topladım. Şoka gidiyoruz bakalım. Anne, kediler nerede? Kediler yoklar evlerinde bak. Neden? Gezmeye çıkmış olabilirler. Havalar soğudu artık. 2 gündür yağmur, soğuk. Akşamları o kadar üşüyoruz ki. Doğalgazı da merkezi sistem olduğu için daha yakmadılar. 15'inden sonra yanar herhalde. Bekle kızım, araba gelir. Market dedim mi nasıl koşuyorsun vallahi. Yavaş düşersin. Hadi geç. Geç bakalım. Bayılıyorsun değil mi şeye, küçük sepete? Dur ekmek koyalım orada. Gel bak, ekmek alalım önce. Tarihine bakalım. 6'sı. Biz marketten geldik Duru'yla arkadaşlar. Şu büyük parçalar beni yordu valla. Havlu kağıdım hiç kalmamıştı. Havlu kağıtsız duramıyorum ben. Ne kadar havlu, el havlusu kullansam da mutfakta. Hep benim vardır yani peteğimin üstünde ama bunsuz olmuyor gerçekten. Çok sık harcıyorum. Azra Hanım'ın sularından aldım. Ben de içiyorum, böyle elimin altında iyi oluyor. Limonata istedi. Limonata aldım. Buğday ekmeğimiz bitmişti. Rıza'yla bir paket ekmek aldım. Şöyle limon aldım. Elma aldık. Domatesim hiç yoktu. Biraz domates aldım. Maden suyu. Bulaşık sıvı deterjanım hiç kalmadı. Yine sabah bulaşık yıkadım, hatta sonunu kullandım. Bir tane süt aldım. Ekmeğimiz. Çünkü Azra okuldan gelecek. Evde hiç ekmek yok. Bir de sandviç istedi. Bunları seviyor. Şöyle Cafe Mate aldım. Bebe bisküvisi. Bir de bunları almış. Bir tane de oyuncak gibi bir şey aldı. Yine durmadı. İçeride onunla oynuyor şimdi. 110 lira tuttu aldıklarımız. Bunları yerleştireyim. Ondan sonra bir evi süpürüp komple silmem lazım. Banyoda işte lavaboyu, klozeti falan hepsini temizlemem lazım çamaşır suyuyla. Makineye de çamaşır atacağım şimdi. İşim çok yani, anlayacağınız. Herkese tekrardan selamlar. Az önce gördüğünüz videoyu başlatmıştım ama videomu devam ettiremedim. Balkona geçmiştim, bir Elif'i arayayım dedim. Bakayım telefonu açacak mı diye. Açtığı gibi Elif, annem gitti dedi. Maalesef acı haberini aldık. Daha sonra hemen ben kızlara yazdım, gruba. Böyle arkadaşlar, vallahi telefonu hemen kapattı yani, konuşamadı bile. Çok ağlıyordu zaten. Sonra da aramadık onu, kaç saat hani acıları var diye hiçbirimiz telefonla aramadık. Müsait olunca o gruba yazdı artık, böyle kendine gelince. Sivas'a götürdüler, dün akşam yola çıktılar. Sivas'ta gömülecek, orayı yani istemiş. Zaten hastalıkları çok olduğu için eğer hani bir şey olursa bana, benim memleketime gömün diye zaten vasiyet etmiş annesi. O yüzden dün akşam cenaze nakil aracıyla birlikte hepsi yola çıktılar, Sivas'a, memleketlerine gittiler. Rabbim nur içinde yatırsın, Allah'tan rahmet diliyoruz, kalanlara sabır diliyoruz, yapacak hiçbir şey yok. Çok zor insanın, anne baba kardeş, bunlar evlat, bunlar yerinde olmayacak insanlar yani. Rabbim kimseyi sevdikleriyle sınamasın gerçekten. Bir gün hepimiz yaşayacağız, yaşamayacak değiliz, amma erken amma geç, ama Rabbim hayırlı ömürler versin geride kalanlara, hayırlı ölümler de versin. Kadıncağız hastalıklarından çok çekti bu dünyada, gerçekten sıkıntıları çoktu. Daha da elden ayaktan düşmeden Rabbim yanına aldı, böyle uygun gördü. Biliyorsunuz kızının düğünü vardı Ekim ayında, önümüzdeki haftada çeyizi gidecekti ama görmek nasip olmadı. O yüzden kız kardeşine de çok üzüldüm, Elif'in, Şeyma'ya da çok üzüldük biz yani. Elif'e de üzüldük ama Şeyma'ya da çok üzüldük. Gerçekten gelin olacak ama geç, ama artık zamanı gelince, ama içi hep buruk olacak tabii. Rabbim sabrını versin diyoruz. Başka da diyecek bir şey yok. Saat 5'e geliyor. Hiçbir şey yapmak gelmiyor içimden. Dün zaten hiç iş yapmadım ama bugün şöyle bir evleri toparlamam gerekti. Bir sürü katlanacak çamaşırım var, yatak odasına getirdim. Şimdi bunları katlayacağım.
Çarşıya da insem, işim var çarşıda, ödemem gereken taksitim var. Yarın mı insem, bugün mü düşünüyorum, Duru da bırakmıyor beni. Aslında bunları işte babaannesine bırakmak niyetim. Hemen çarşıda işimi halledip gelmek. Çünkü Rıza geç geliyor. Ama bilmiyorum, düşünüyorum yarın mı insem, bugün mü, artık bu saatten sonra da geç oldu gerçi, saat diyorum ya, 5'e geldi. Bilmiyorum, bakalım. Durucuğumun da canı sıkılıyor bugün. Çarşıya gitmedim arkadaş. Yarın dedim giderim. Dönüşte de pazardan dedim eksiklerimi alırım. Çünkü cumartesi pazarı var. O yüzden bu akşam erteledim. Durucuğumla balkonda oturuyoruz. Babanın yanına gidelim dedim. İstemiyor şu anda. Çünkü biraz utandığın için içeri girmek istemiyorsun. Öyle mi? Ama orada maçlar varmış, bakardık. Anne sen bak. Beraber gidelim. Anne sen bak. İyi bakalım, gitmeyelim. Babaya sürpriz yapacaktık ama. Biz evden çıktık. Nereye kızlar, gelin. Şimdi Rıza'nın oraya doğru gidiyoruz. Bakın ilk dairem. İlk buraya taşınmıştım, hatırlıyor musunuz? Gene kiralık. Anne. Çünkü nutubet. Bakın ilk balkonum arkadaşlar. Hatırlıyor saat musunuz? Gözüküyor. Benim bıraktığım saat bile duruyor orada. Burada 2 ay oturdum. Taşınmak zorunda kaldım. Ben o evden çıktıktan sonra arkadaşlar 2 kere kiracı değiştirdi orası. Çünkü aşırı derecede rutubet var biliyorsunuz. O yüzden çıkmıştım oradan. Yavaş kızlar. Gene kiralık. Şimdi gidelim bakalım Rıza ne yapıyor. Maçlar yoğun orası. Önüne bak anneciğim. Dondurma alalım mı? Önce şuradan dondurma alalım. Meşhur flamingo dondurma. Ama biz Aziz'den alıyoruz. Aziz dondurmadan. Hadi gel bakalım. Duru, dondurmana kavuştun mu? Çilek vanilya. Baba içeride bak, oralar çok kalabalık. İçeride maçlar var ya kızım. Rıza'yı aradık ama içeride işi var. İçeride çok kalabalık dedi. Şöyle biraz dolanalım, burada yürüyüş yapalım değil mi? Gel bak. Baban çok yoğun ama gene dayanamadı geldi. İçerisi çok kalabalık değil mi? Evet. Duru'nun dondurması düştü Rıza. Gel, dondurmayı düşürdü, morali bozuk. Yana gelmiyorsun. Mağaza aşağı. O şimdi dondurmaya taktı kafayı. Evde vardı, evdesiz. Hayır, külahta. Külahı düşürdü yere, çöpe attık biz de. Dondurmayı yere düşürdü. Hava sağlamayacağım mı? Hani gidelim diyordun. Yok gidelim diyordun, ne oldu? Annem dedi ki babanın yanına gidelim, gelmek istemedi. BİM'e gideceğim diye tutturdu. Hep aklında BİM var çünkü. BİM'e girecekmiş. Gel şöyle bana. BİM'e aktüeli gezecek gel herhalde abi. Ne bileyim. Anlattır. Bugün oyuncu kalmış. Tamam gel. Yanıma gel tamam. Şimdi ne var? Bu ne baba? Tak gel, hadi yanıma gel. Baba, bak köpek kedi var orada. Orada bak, baba demiş ya, adı da arkada. Hadi gidelim mi Duru? Babanın işi var çünkü içeride. Öpeceğim ben ya. Biz BİM'e geldik. Bakalım BİM'de neler var. Eve geldik arkadaşlar. Biraz dolandık. BİM'de hiçbir şey kalmamıştı. Aktüele bakayım dedim ama bu saate kalmaz tabii. Marul salatası canım çekiyor ne zamandır. Marul almayı unutuyorum. Şöyle bir bağ marul aldım. Bir de kuru fasulye yapacağım yarına. Rıza benden istemişti geçen. Bayağıdır yapmıyorum biliyorsunuz. Bir de ne aldım arkadaşlar? Kelebek tavuk aldım. Bu böyle kızartınca çok güzel oluyor ama bunu ikiye böleceğim. Bu bize fazla çünkü. Buzluğa kaldıracağım. Böyle şimdi biz yemek yiyeceğiz kızlarla, acıktık. Saati 9.30 yaptık. Duru'yu uyuttum. Tam yatağına yatırdım. Rıza yeni geldi arkadaşlar. Bu saatlerde geliyor. Hemen çay suyu koydum. Yemeği ısıtıyorum ona. O artık yemek yiyecek. Biz kızlarla yemiştik. Saat kaçtı? 6.30 falandı herhalde. Sonra mutfağı toplamıştım. Öyle yani, Azra babasıyla bir şeyler yer mi bilmiyorum ama yemez herhalde. Çünkü demin de bir şeyler atıştırdı.
Çayımızı demleyelim. Bir günü daha bitiriyoruz. Kırmızı Oda başladı bu arada yeni bölümü. Şöyle domates salatalık kestim Rıza'ya. Çayı demleyeceğim. Burada bakın yemeğimi ısıtıyorum. Hatta ısınmış bile. Çok güzel patates oturtma yapmıştım. Dolaptaydı. Biraz daha ısınsın. Dolaptan çıktı çünkü. Çay suyumuz da kaynasın. Çay suyumuz kaynadı. Yemeği de kapattım. Çorba vardı. Çorbayı bitirdik biz. Ama gerçi gelince çorba içmiyor. Sadece sulu yemek yese yetiyor. Demledik bakalım. Evet Rıza'cığımın akşam yemeği. Bol pul biberli. Sana afiyet olsun. Ben çayı bekleyeceğim. Günaydın herkese. Hayırlı sabahlar. Videomuza devam ediyoruz. Kahvaltı yapacağız. Günaydın desene. Yok yok şımarma ama. Günaydın de ablalara. Kızlarla kahvaltı yapacağız. Yumurtanın haşlanmasını bekliyorum. Duru'yla biz yumurtasız kahvaltı yapamıyoruz. Azra hiç ağzını sürmüyor yumurtaya. Duru'ya bir tartı tutuyor. Azra hiç ağzını sürmüyor. Yavaş kız. Bu ne ediyorsun? Bu böyle senin tarifte var mı? Kendi tabağımı da böyle hazırladım arkadaşlar. Zeytine kayıtsız kalamıyorum. Çünkü çok seviyorum ama. Neyse 5 tane yeter artık. Bize afiyet olsun bakalım. Ne var? Ne var? Ne bir tane de peynir al. Beyaz peynirle zeytin. Anne. Ya aç ağzını açma. Bana yumurtalık da artık. Ama ben sadece içini yiyorum. Beyazını sen yersin. Öyle yumurta mı yenir ağzından? Ben içini seviyorum. Sarısı mı? Evet. Ama öyle yumurta yenmez ki. Yani sarısı da kan yapıyor sonuçta. Beyaz sadece demir yapıyor. Yapma kızım. Kahvaltımızı yaptık. Ben balkona geldim arkadaşlar. Vallahi hırkamı da giydim. Artık hırkasız burada oturmak mümkün değil. Balkonlar soğumuş. Havalar soğudu iyice. Bugün de kapalı sanki yağmurlu gibi. Böyle oturuyorum. 2 bardak daha çay içerim yani. Bu videomu da burada kapatayım arkadaşlar. Böyle 3 günlük bir video oldu ama zaten biliyorsunuz video koymamıştık diğer arkadaşlarımla birlikte. Ama artık maalesef herkes için hayat kaldığı yerden devam ediyor. Herkese Rabbim dayanma gücü versin, sabrını versin. Geride kalanlara da hayırlı uzun ömür versin inşallah. Dün akşam WhatsApp grubuna yazdı Elif, konuştuk. Pazar günü dönecekler Sivas'tan. Yarın dönecekler yani günlerden cumartesi bugün. Bakalım Kur'an'larını annesinin kendi evinde okutacaklar. O yüzden köyde kalmayacaklar. Köyde zaten şu anda hem dede evi var hem teyzelerin evi falan var ama orada kalmayacaklar. Bir de dedi aşırı soğuk. Hasta olmasak iyi dedi. Hak'tan durmuyor dedi. Hak'tan hani hem kalabalık. Hem bir anda çocuk kendini başka bir ortamda buldu. İyice bana dedi hani yapıştı hiç durmuyor. 5 dakika durmuyor Elif dedi. Rabbim yardım etsin. Çocuklar böyle zamanlarda biliyorsunuz hem kalabalıktan da çekiniyorlar. Yerde yadırgıyorlar. Çok zor yani şu anda. İnsan acısını bile doğru düzgün yaşayamıyor çocuklarla ilgilenmekten. O da öyle anne kuzusu yapacak bir şey yok. Pazar günü dönecekler dediğim gibi. Ben de sizlere veda edeyim. Bu böyle bir video oldu ama... Bundan sonra artık diğer videolarda görüşürüz bakalım.